Tarihler 1984'ü gösterdiğinde Super Bowl'un reklam arasında Apple tarafından Ridley Scott'ın yönetmenliğinde bir reklam filmi yayınlandı. Bu reklam filminde işçiler büyük bir salonda oturuyor ve büyük birader dev bir ekrandan nutuk atıyordu. Ardından elinde çekiçle ekrana doğru koşan bir kişiyi görüyoruz. Çekicin bu dev ekrana kırmasıyla birlikte etrafa bir ışık hüzmesi yayılıyor. Ardından şu sözleri görüyoruz. 24 Ocak'ta Apple Macintosh'u tanıtacak ve 1984'ün neden 1984 olamayacağını göreceksiniz. Apple bu reklam filmini bir daha yayınlamadı. Fakat bu reklam filminde açıkça bir şeyden bahsediyordu. Ağların birleştirici gücüyle birlikte insanlık artık özgürlüğüne kavuşacak. Apple, Mac'in ezilen kitleleri totaliter devletin gözetiminden kurtaracağını iddia ediyordu. Nitekim bu tarihten sonra internet, Google ve sosyal medya araçlarıyla birlikte insanlık hiç olmadığı kadar özgür olduğunu düşündü. Artık özgürdük. 1984'ün yaşanma olasılığı yoktu. Bir tuşla istediğimiz tüm bilgileri elde edebilir ve bir tuşla istediğimiz şekilde kendimizi ifade edebilirdik. Peki ya gerçekten özgür müydük? Hayatınızın bir televizyon ekranından tüm dünyaya servis edildiğini düşünün. Siz seçimlerinizi özgür bir şekilde yaptığınızı, kendi hayatınızı kendinizin yönettiğini düşünürken aslında biri tarafından yazılmış, çizilmiş olan bir senaryoda sadece bir başrol oyuncususunuz. Her ne kadar hepimizin bildiği Truman Show filminden bahsediyor gibi gözüksem de aslında bu videoda Truman'ın yaşadığı Sea Haven kasabasında yaşıyor olma ihtimalimizden söz etmek istiyorum. Bize sunulan dünyanın gerçekliğini kabul ederiz. İşte bu kadar basit. Bu cümleler Truman Show filminde Truman'ın yaşamını ve hayatını kontrol eden yönetmen Christoph'a ait. Yani Christoph, Truman'ın özgürlüğünü engelleyen ve onun hayatını kontrol eden, Truman ise özgür seçimler yaptığını düşünen karakterlerimiz. Bu noktada aslında hepimiz birer Truman mıyız sorusunu bir düşünmenizi rica ediyorum. Okuduklarımız, izlediklerimiz arasından özgürce seçimler yapıyoruz. Ya da öyle zannediyoruz. Son günlerde okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Chulhan'ın Ötekini Kovmak isimli bu kitabı. Chulhan aslında hepimizin bir panoptikonda yaşadığını ifade ederek içerisinde bulunduğumuz bu düzeni eleştiriyor kitabında. Bu noktada hemen panoptikon ne demek konusuna değinelim. Panoptikon, filozof Jeremy Bentham'ın 1785 yılında ortaya koyduğu hapishane modeli. Kelime itibariyle de bütünü gözetlemek, yani panoptikon ismi verilen bu hapishanenin en önemli özelliği ise gözetlemeye izin vermesi. Birkaç kat tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kurulu olan panoptikonda her hücre bu halkanın iç kısmına açıktı ve halkanın dış cephesindeki duvarda birer pencere vardı. Halkanın ortasında hücrelerden tamamen saklanmış konudaki gözlemcilerin kaldığı bir nöbet kulübesi yer almaktaydı. Panoptikonun temelinde yatan ilke tek odalı hücrenin içindeki sakine saklanacak hiçbir yer bırakmaması, buna karşılık dış cephedeki duvarın penceresinden gelen dış ışığın kuledeki nöbetçilere sakinin her hareketinin bir silüetini izleme olanağını sağlamasıydı. Buna göre her yanlış davranışında cezalandırılacağını bilen kişi aynı zamanda hangi davranışlarının izleneceğini ya da davranışlarının ne zaman izleneceğini de bilemediği için kendisini kontrol etmek durumundaydı. Chulhan ise modern dünyadaki insan davranışını bir panoptikona benzetiyor. Nasıl ki panoptikondaki mahkum kendi kendisini kollamak ve kontrol etme, kendi kendisini gözlemlemek durumundaysa modern dünyada da insan kendi davranışlarının kontrolcüsü durumuna geliyor. Özellikle sosyal medyayı düşündüğümüzde sürekli başkalarının hayatını gözetleme durumundayız ve kendi hayatlarımızın da sürekli gözetlendiğini bildiğimiz için kendi hayatımızın da kontrolcüsü durumuna geçiyoruz. Yaşadığımız dünyada bize dikte edilen güzellik, başarı gibi standartlara uyum sağlamaya çalışarak aslında
kendi kendimizin sömürücüsü durumuna geliyor ve kendimizden uzaklaşıyoruz. Özellikle Instagram gibi sosyal medyalarda özgürce dolaştığımızı düşünüyoruz. Yani keşfetimizde kendi istediğimiz içerikleri izlediğimizi ve etkileşime geçtiğimizi düşünüyoruz. Ama aslında algoritmalar aracılığıyla bize sunulmuş belirli içerikler arasından seçim yapabiliyoruz sadece. Yani burada tam anlamıyla bir özgürlükten söz edemeyiz. Kendi paylaşımlarımızı düşündüğümüzde de sadece beğeni almak ya da toplumun standartlarına uyum sağladığımızı ispatlamak için paylaşımlar yapıyoruz. Burada da özgürlükten pek söz edemeyiz. Videomun başında bahsettiğim 1984 yılında yayınlanan Apple'ın reklam filmine geri dönelim. Apple bu reklam filmiyle Macintosh sayesinde kitlelerin daha özgür olacağını iddia ediyordu. Peki gerçekten böyle mi oldu? Özgür olduğumuzu düşünerek hareket ettiğimiz bu dünya içerisinde aslında dijital kanallarla ruhlarımız ele geçiriliyor. 1984'teki gibi büyük birader bizi gökyüzünden izlemiyor belki ama kendi gözümüz sürekli başka insanların hayatı üzerinde ve kendi hayatımızın üzerinde. Han'a göre Apple'ın 1984 yılında yayınladığı bu reklam filminden bu yana aslında hepimiz 1984'ün içindeyiz. Tabii biraz daha zarif bir baskıcılık ve totaliterlik ile. 1984'te yaratılan kontrol toplumu daha çok şiddetle, emretmeyle yaratılırken içinde bulunduğumuz kontrol toplumu ise evet demekle, cezbetmekle yaratıldı. Cezbedici çeşitli dijital araçlarla hepimiz kontrol toplumunun bir mekanizması haline geldik. Fakat aslında sadece belirli standartlara uyum sağlıyoruz. Bu noktada daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü isimli bu kitabında da birileri tarafından belirlenmiş standartlara uyum sağlamanın hayatımızı nedenle ele geçirdiği anlatılıyordu. İstenilen standart insan biçimine uyum sağlayarak aslında belirlenmiş tek bir fikrin yeryüzündeki yansımaları oluyoruz sadece. Bizi diğer canlılardan ayıran ve insan olmanın en önemli erdemi olan düşünme yeteneğimizi gittikçe daha fazla kaybediyoruz. Düşünemediğimiz için de içinde bulunduğumuz hayatı sorgulayamıyoruz. Videomu Çulhan'ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Hayat hiç bugünkü kadar geçici olmamıştı. İnsana süreklilik ve kalıcılık vaat eden hiçbir şey yok. Varlık yoksunluğu içinde sinirler de boşanıyor. Hiperaktif ve hızlanmış bir yaşam, ölümün kendini hissettirdiği o boşluğu doldurma çabasından başka nedir ki? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.